Sevgili seyirciler, iyi sabahlar efendim. Günaydınlar diliyorum. Hafta ortasını geride bıraktık. 28 Nisan 2005 Perşembe günündeyiz. Ve konuğumuz İstanbul Devlet Tiyatrosu, tiyatro oyuncusu ve tiyatro yazarı Civan Canova sevgili seyirciler. Civan Bey diyeceğim. ABD'yi de Bey diyeceğim. ABD'liğiniz de var bizim için. Birazdan konuşacağız. Sevgili Civan Canova, İyi sabahlar, tekrar hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Ağabeylik bizim için önemli. 1985, aradan 20 yıl geçmiş. Jules César ilk oyunumuz, evet, ve ağabeyleri o zaman gördük. Bizim için çok önemliydiniz, tüm o kuşak. Hakikaten bunu çok içten söylüyorum. Sağ ürküyorduk da yanınızda. Şimdi farklı bir duyguyla, keyifle 20 yıl sonra aynı sahnedeyse bile aynı canlı yayındayız. Ben hemen sıra sıra bayağı bir soru çıkardım. Sormak istediğim bir konu var. O zaman A kaldırdıysan B'yi de kaldır. B olacak, format gereği olacak, üzgünüm ama hemen ilk sorumla ben devam edeyim. Civan Canova deyince önemli bir soyad var. Hemen bununla başlamak zorundayım. Bir Mahir Canova ismi var. Devlet Tiyatrosu içinde, Türk Tiyatrosu içinde önemli bir isim. Mahir Canova'yla akrabalık derecenizden başlayalım ve Mahir Canova sizin için ne ifade ediyor? Buradan devam edelim. Akrabalık derecesi babam. Babanız. Çok şey ifade ediyor. Yani benim şu anda, yani neysem ben şu anda, neysem, evet, nasıl bir varlıksam, yani benim, evet, bu hale gelmemin baş mimarı babam. Mimari. Yani eğitimiyle, tarzıyla, hayata, hı-hı, bakışıyla, hı-hı. Tabii genetik faktörler de vardır herhalde işin, evet, içinde, bilmiyorum. Evet. Yani bu olumlu anlamda söylemiyorum. Yani genetik dediğim, yani her açıdan çok büyük saygı, evet, duyduğum ve hiçbir zaman da önemini inkar etmeyeceğim bir kişi. Duygulu olduğunuzu biliyorum ama bu soyadı sormadan ve bu soyadla başlamadan olmazdı. O yüzden biraz affınıza sığınarak bunu sormuş oldum. Çok başta da teşekkür ederim, anmış olduk. Allah rahmet eylesin, Allah anmış rahmet olduk eylesin. Bir kez daha. Bir başka konu, evet, az önce bahsettim, gerek Türk Tiyatrosu gerek Devlet Tiyatrosu için önemli bir isim. Çünkü önemli bir hoca bir taraftan baktığınızda. Şimdi klasik birkaç sorum olacak ama bunu bir konuşalım. Karşılıklı içimiz rahat etsin. Sevgili Civan Canova, Devlet Tiyatrosu'nda soyadı benzerlikleri var. Hı hı. Bu soyadı benzerliklerin bir kısmı evlendikten sonra karı kocalı soyadı benzerlikleri ve gayri ihtiyari zaman zaman bu soyadı benzerliklerinden dolayı bir takım torpil şayiaları dolaşır gider. Önce sizin şahsi fikrinizi almak istiyorum. Bir, ondan sonra akrabalık noktasına getirelim. Bir genetik şifreden bahsettiniz az önce. Babadan oğula geçen bir genetik şifre. Tiyatroda olmanız Canova soyadından mıdır? Bunu genetik şifreye mi bağlıyorsunuz? Buna bir paralel sorum var. Asıl sormak istediğim bu. Hmm. Zaman zaman sizi seven sevmeyen ya da sizinle sıkıntısı münakaşası olan insanların bu soyaddan dolayı tiyatroda bir varlık teşkil ettiğinize dair suçlamalar oldu mu? Buna benzer şeylerle açık kapalı karşılaştınız mı? Suçlamalar olmadı tabii. Niye suçlama olsun da şöyle bir şey var. Belli bir aile içinde doğuyorsunuz, hı hı, gelişiyorsunuz. Yani bütün her şeyiniz o aile ilk belirliyor. Daha sonra okul belirliyor. Ben gözümü açtım. Yani Canova soyadı benim seçimim değildi ama, evet, çok mutluyum, çok memnunum. Allah'a şükür ki öyle. Evet, öyle. İyi bir miras baktığınızda. İyi bir miras. Yani bu mirası, yani kimsenin eleştirisine hedef olacaksa bu miras, hı, ben yapacak bir şeyim yok. Bu doğanın bana bağışladığı bir durum. Yani durum, şey değil mi, şans mı şey değil, evet, mi onu da bilemem. Yani ben buyum ve, evet, böyle oluşmuşum. Yani, evet, onun için soyadlı benzerlikleri var tabii çoğu soyadı. Ama şimdi şöyle düşünecek olursanız, benim durumumda birçok arkadaşımız var. Yani öyle bir aile içinde, öyle bir sistem içinde gelişiyorlar. Ben gözümü açtım, tiyatro kulisinde açtım. Yani artık gına gelirdi, kaçardım evden. Babam 24 saat tiyatro anlatırdı bana. Sohbet babında, yani ders, evet, olarak değil. Çünkü yaşam biçimi oydu. Hayata öyle bakıyordu. Aksine kaçırabilirdi aslında sizi ama. Kaçırabilirdi de ama hayır, bana model oldu. Beni cezbetti. Tabii yani bir de benim o yaşlarındaki bir çocuğu düşünün. Yani cazip geliyor. Evet.
Yani bakıyorsunuz işte bir takım kostümlü insanlar sahnede bir şeyler canlandırıyorlar. İşte Shakespeare döneminde bir sokakta yürüyorlar. Evet. İşte Roma dönemine gidiyorlar. Cazip geliyor yani, böyle başlıyor. O kostümler bile insanın aklını başından almasına yeterli tabii tek başına. O kulis kokusu bile, ne bileyim, evet, o eter kokusu bile. Evet, evet. Yani yanlış anlaşılmasın. Çıktığınızda alınan alkış, yani, insanların alkış tabii almasını ki, görmek bile bambaşka. Tabii ki bütün bunlar cazip şeyler ama bunlar başlangıç için cazip. Evet. Sonra tabii ki o seçimler de evrime uğruyor. Hı-hı. Yani şu anda o cazibe anlamını yitiriyor sizin için. Evet. Ama başka hedefler belirliyorsunuz kendine. Her işte olduğu evet gibi. Peki, sizi duygulandırdık. Ben şimdi artık biraz daha keyifli konulara geçmek istiyorum. Şöyle bir filmografi var. Yaptığınız diğer işler var. Arkadaş, Nehir, Mutlu Ol Yeter, Berduşlar, Yıkılan Gurur, Acı Lokma, Hırsız, Yalancı Şafak ve Maşallah devam ediyor. Yer Çekimli Aşklar, Sokaktaki Adam, Çiçek Taksi. Çiçek Taksi altını çizelim. 80. Adım, Sır, Ömer Çip, Gece Yürüyüşü. Çiçek Taksi'de bir durdum. Bu kadar emeğin içerisinde kamuoyunda sokakta tanımanıza en çok gibi başka diziniz daha vardı. Bir polis eşini oynadınız. Zaten Çiçek Taksi'de özür dilerim. Şimdi baktığınızda sokaktaki tanınmışlıkla Çiçek Taksi arasında çok ciddi yakın bir bağ var mı? Ona mı borçlusunuz? Var. Var tabii canım. Sokakta kim tanıyacak beni? Aa, bu adam oyun yazıyor diye. Ama bir kere şeyde tanıdılar, çok mutlu oldum. Stratford'da. Evet. Eski eşimle kulakları çınlasına çeleğiyle şeye girmiştik. Stratford'da işte bir oyun izledik. Çıktık, evet, kitapçıya girdik. Kitap alıyoruz. İki tane genç üniversite öğrencisi, Türk çocuk geldiler falan. Aa, biz sizi tanıyoruz. Siz oyun yazıyorsunuz değil mi? Çok mutlu etmişti beni o. Evet. Yani ve de eşim de tanınıyordu Türkiye'de televizyon nedeniyle. Orada ona hava atmıştım. Bak, seni Türkiye'de tanıyorlar, beni Avrupa'da tanıyorlar diye. Bu da işin, yani, ama Türkiye'de tabii ki Çiçek Taksi nedeniyle tanıyorlar. Bu da beni hiç rahatsız etmiyor. Mutlu da ediyor. İyi bir projeydi. Birçok da tiyatro oyuncusu var. Sıcak projeydi. Evet. Evet. Peki. Şimdi bir başka nokta. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezuniyet. Zaten Ankaralısınız bildiğim kadarıyla. Evet. Ankara'da doğumluyum. Bir arkasından da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk. Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirir bitirmez mi İstanbul'a geldiniz? Yani Ankara Büyük Devlet Tiyatrosu'na oynamadan geldiniz. Evet. Direkt bu kadar hızlı bir geçişin sebebi? Şöyle oldu. Biz 4 kişi mezun olduk. Evet. Gönen Aykaç, Yavuz Köken, ben, Cem Kurdoğlu arkadaşımız. Tabii sınıfımız çok kalabalıktı. Daha sonra arkadaşlarımız çeşitli nedenlerle yüksek bölümü okumadılar. Çıktılar, dışarıdan bitirdiler filan ama sonuçta okuldan biz 4 kişi çıktık. Evet. Dolayısıyla Cem Kurdoğlu da yine tanınan, bilinen bir isim. Yine enteresandır ki tiyatro oyuncularının tanınmışlıkları ya bir film, ya bir dizi, ya da bir yarışma, ya da Cem Bey hatırladığım kadarıyla bir reality show'dan dolayı oldu. Yani bu da kocanılacak bir şey değil yani. Tiyatro oyuncusunun da sokakta tanınması gerekmiyor. Gerekmiyor. Yani o çok farklı bir sektör. Yani sinema çok farklı, televizyon çok farklı, tiyatro çok farklı. Yani ben işte 3 sene önce Çiçek Taksi'de oynamadan kimse beni tanımıyordu. Şimdi taksiye biniyorum. Tanıyorlar, hoşuma gidiyor. Evet. Yani ondan haz duyuyorum ama eskiden gocunmuyordum. Vay, bu adamlar beni niye tanımıyor? Niye tanısın adam? Evet. Yani şey de güzel bir şey. Tiyatroya da gelmiyorsa hele niye hiç? Ha. Evet. Şey de güzel bir şeydi. Ben makyajımı silmişim, çıkmışım. Dışarıda da tanınmasını istemem. Yani tiyatrocular pek tanınmak istemezler aslında. Evet. Peki, devam edersek şimdi önce bir meslektaşı kutlamak istiyorum. Jack Tiyatro kökenli bir meslektaş. Süha Çalkıvık'ın röportajı var sizinle. Evet. Birazdan konuşacağımız oyunla ilgili. Ve üstelik oyunun yönetmeni, hani bir gazeteci hep söylenir, farklı yönlerden teyit alın, farklı yönlerden inceleyin hadiseyi diye. Bir de oyunun yönetmeniyle gidip görüşmüş ve çok iyi iki tane röportaj çıkmış ortaya. Evet. Ben meslektaşı kutlamak istiyorum. Bir ikincisi hakikaten iyi bir çalışma olmuş ve bazı alıntılarım da o taraftan. Şimdi ilk oyununuz Kıyamet Sularında 1995-96 tiyatro sezonunda Kenan Işık yönetmiş. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Aynı yıl İsmet Küntay ve Avni Diligil en iyi oyun yazarı ödülleri almış. Az önce sizi tiyatro oyuncusu ve tiyatro yazarı olarak takdim ettim. Tiyatro oyunculuğunuzu konuşacağız. Ama tiyatro yazarlığı ilk oyunla ödül. İlk oyunla gelen ödül sizi daha da teşvik etmiş olabilir mi? Yani bugünkü oyun yazarlığınıza o ödülün sizce bir katkısı oldu mu? Hem oldu hem olmadı. Yani ödül almasaydım devam etmeyecek miydim, yazmayacak mıydım, yazacaktım. Yazacaktınız. Ama ödül almak, üstelik yani iyi seçkin kişilerin bulunduğu bir jüri tarafından belirlenmiş bir ödülü almak ister istemez insanda bir güven yaratıyor.
küstahça değil tabii. Evet. Devam, yani kendinizi devamlı bilerek. Ve hoşunuza gidiyor. Yani demek ki ben bu işi sürdürürsem, hı-hı, yani bir yerlere varabilirim, bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Yani teşvik edici oluyor. Evet. Ama ödül olmasaydı gene de yani kendi çapımda bir şeyler yazmak gelecekti, sizecekti. Gelecekti. 1995 dedik, aradan 10 yıl geçmiş. 10 yıllık sürede 2005 dersek, Erkekler Tuvaleti, Kıyamet Suları'nı ilk oyununuzu az önce belirttik. Full Yaprakları var, birazdan detaylı konuşacağız. Kızılötesi Aydınlık var, Düğün Şarkısı var, Üstad Harpagon'a Saygı ve Destek Gecesi var ve Sokağa Çıkma Yasağı var. Şöyle bir baktığımda, özellikle Full Yaprakları için basında oldukça ilginç yazılar var. Şu ana kadar bu bahsettiğim oyunlar içerisinde basından övgü alan, basına daha çok yansıyan Full Yaprakları mı oldu? Şöyle bir hatırlamaya çalışırsanız. Tabii ki şöyle daha çok yansıdı. O zaman internet yoktu. Yoktu. Evet. Yani şimdi merak ediyorum yani ne gibi tepkiler vardı. İşte gidiyorum internete bakıyorum, bütün şeyler önüme dökülüyor. Siteler dökülüyor, evet, bütün veriler. Yani tabii ki çok daha fazla ama Full Yaprakları... Daha önce işte Kıyamet Suları ödül aldığında da bayağı bir şey olmuştu. Ödül almanın belki bir avantajı var. Avantajı oldu. Basının tabii en azından ödül dolayısıyla bir ilgisini gündem çekmişti. Alması var. Evet. Evet. Peki şimdi bir başka nokta, bir belirttiğiniz cümle var. Demişsiniz ki tek başına çalışmayı seviyorum. Belki de tiyatro yazarlığımı bu tetiklemiş olabilir gibi. Aslında sanki önce bir tezat gibi görünüyor. Dolayısıyla fikrinizi alacağım. Tiyatro dediğiniz sadece tamamen bir takım çalışması. Az önce konuştuk oyuncusu. Oyuncular var, ışıkçı, dekorcu, kostümcü, bir sürü insan. Ama bir taraftan da tek başına olma isteği. Bu tek başına olma isteği, açık açık soracağım, bir megalomani mi ki az önce belirttiniz, o düzeyi koruyorsunuz ama bir taraftan da şey, böyle bir kaygı, bir çekince mi, bir... Kaçış. Kaçış mı? Tabii canım, megalomani olur mu? Ne megalomani? Ne, kimiz ki megalomani olacak? Öyle ama. Yani megaloman olduğunuz zaman hiçbir şey yapamazsınız. Hı hı. Kaçış, yani şöyle bir kaçış. Ben insanlarla cebelleşemem, uğraşamam. Yani fikrimi kabul ettirmek için oturup da savaş veremem. Hı hı. Ben yazarım, onlar kabul ederlerse oynarlar, etmezlerse oynamazlar. Onun için reji de yapmam. Hı hı. Yani şeyde oyuncu olarak katıldığınız zaman farklı bir köşedesiniz. Hı hı. Yani sahnenin farklı köşesindesiniz. Orada tabii ki bir kolektif çalışmaya ihtiyacınız var. Tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Hı hı. Ama şey de hoş, masanın başında oturup da bir dünya düşlemek, bir sorunu irdelemek, yani bir şeylerin kafanıza takılıp da onları, hı-hı, bir şekilde kağıda dökmeniz, bu da güzel bir şey. Yani tek başınayla bunu kastettim. Anladım. Yani orada bir müdahale gerekmiyor. Hı-hı. Yani oturup da iki kişi bir oyun yazamaz. Hı-hı. Evet. Yani ama sizin yazdığınız bir şeyi bir yönetmen alır, yeniden yorumlar, hı-hı, üstüne bir şeyler katar, hı-hı, yaptıkları gibi, işte Turgay'ın yaptığı gibi, zamanında Kenan'ın yaptığı gibi. Evet. Yani o öyle çalışmayı seviyorum aslında. Tek başına çalışmayı seviyorum. Şimdi bu tabii izleyici gözünden baktığınızda mülayim bir portre çizdiniz ama yaklaşık 20 yıldır tanıyorum sizi ve bu 20 yıllık süreçte farklı oyunlarda da izledim. Ve çok agresif rollerde de olduğunuz zaman zaman çok asabi, evet, taraflarınız da var gibi görünüyor oyunda. Hakikaten bu mülayim dışında, bu sınırın dışında agresif taraflarınız var mı, yoksa onlar sadece oyunda rol olduğu için mi var baktığınızda? Var canım, var. Yani agresif bir insan değilim. Değilsiniz, evet. Ve şeyi çok severim, yani dingin çalışmayı, huzurlu, hı-hı, çalışmayı, bilmiyorum yani bu cidden övünmek gibi olmasa ama benim şimdiye kadar bulunduğum bir kuliste ya da bir film setinde birkaç istisna hariç, o da benim dışında gelişen, hiçbir olay olmadı, hiçbir tatsızlık yaşanmadı. Anladım. Yani böyle çalışmanın daha üretime yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani, hı-hı, tabii ki bir iş için, bir üretim için tartışabilirsiniz, kan gövdeyi götürür, o, evet, başka bir şey. Ama bir de huzur var, hani güzel çalışmak, yani üretime yönelik bir şey, huzur. Ya da o kavga yapılacaksa dediğiniz gibi üretime dönük. Evet, yani şahsi, üretime dönük. Evet, ben kafamda yazarken de çok kavga ediyorum, kendimle kavga ediyorum, yani kendime bir fikri kabul ettiremiyorum. Galiba en güzel kavga bu Cuman Bey. Başkasıyla insanın kendisiyle, evet, kavgası. Kavgası ve yarışı. Başkasıyla kavgada zarar, evet, görüyorsunuz da kendinizle kavganızda fayda sağlıyor insan. Fayda sağlıyor, sizi bir adım ileriye de götürebiliyor bu kavga. Evet. Şimdi bu kavga ile ilgili bir sorun var. Full Yaprakları, benim yine internetten anladığım ve aldığım kadarıyla Kaktüs Çiçeği adlı oyunun süresinde ve sürecinde çıkmış. Evet. Başrolü Seray Gözler'le paylaştığınız oyundan bahsediyorum. Devlet Tiyatrosu'nun oynadığı dönemde yine primalarından bir tanesiydi Kaktüs Çiçeği.
Ve baktığınızda dünyada da önemli isimlerin oynadığı, rol olarak aldığı, oynadığı bir eserdi. Evet. Ve bunun makyajı yapılırken kulisinde çıkmış birçok şey, not alıp arkasında notları detaylandırmışsınız. Şunu özellikle sormak istiyorum. Acaba tiyatro ortamından çıkan bir takım notlar var anlattığınız kadarıyla. Onu soracağım özellikle. Acaba tiyatroyu tetikliyor mu? Yani bu notlar acaba başka bir yerde çıkmaz mıydı? Çıkardı. Yani tetikliyor, tabii ki tetikliyor ama oradaki şartlar değişikti. Hı-hı. Yani şöyle değişikti. O yıl işte 3 sene önce gün içinde o dizi çekiliyordu. Bütün günüm o dizi için koşturmakla geçiyordu. Hı-hı. İşte saat 5'te atlıyordum arabaya, kulise gidiyordum. Ama kafamda bu oyun vardı. Sürekli mesela sette de vardı. Kaktüs çiçeği çıkmış artık. Çıkmış bir oyunun. Evet. Üzerine katacağınız bir şey yok. Oynuyorsunuz çıkıp. Evet. O anda imkan olmuyordu. Mesela kafamda bir sahne düşünüyordum yolda giderken. Mesela orada şeye, makyaj kağıtlarına not alıyordum. Onları düşünüyordum. Ama bu arada oyununuzu da oynuyorsunuz. Eve gidiyordum. İşte yani orada bahsettiğim o. Anladım. Peki buna yakın bir sorum daha var. Şu an Fol Yaprakları adlı oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Oyunu siz yazdınız. Birazdan yönetmenden de bahsedeceğim ama bir enteresan durum var. İnternetten bilet alıp, internetten ücret ödeyip yine oyunu internetten izlemek mümkün. Bu proje başladı mı, başlayacak mı? Ya ücret ödenmiyor galiba. Tıklayıp giriyoruz. İnternetten aldığım kadarıyla bir ufak ücret ödeniyor diye bilgiyi aldım. Ben de teyit ederim daha sonraki yani programlarda. Yani ben birkaç kere izledim. Öyle ücret söz konusu değil galiba. Biliyorsunuz. Değil galiba. Belki ben yanlış not almış olabilirim. Peki bir başka nokta. Bir tiyatro oyununun sanal olarak izlenmesi yine bir tiyatro oyuncusu olarak size nasıl geliyor? Yani burada bir taraflığınız da var. Çünkü sizin yazdığınız oyun internetten sahneleniyor da bir tiyatro oyuncusu olarak tiyatronun sinemada, özür dilerim, tiyatronun ekrandan, hele ki şu kadar monitörde, internetten izlenmesi, şey. Evet. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Bunun amacı da o değil. Evet. Yani oyununuzu oradan izleyin, tiyatroya gelmeyin değil. Bu oyun hakkında size bir izlenim veriyor. Gelmesi zaten için, evet. Gördüğünüz şu kadarcık bir görüntü. Onu oturup da bir oyunun içine girmek, o oyunu düşünmek, o, evet, iki saati salonda geçirmek çok farklı bir şey. Evet. Monitörde onu, yani bir fragman gibi izleyeceksiniz. Evet. Belki, yani oyun hakkında bir de çok affedersin. Bu oyunla örtüşüyor. Yani, hı, bu oyunda bir chat nedeniyle, chat vasıtasıyla tanışan iki kişiyi, hı, anlatan bir oyun. İşte, hı, internet ortamını anlatıyor. Oradaki yalnızlığı anlatıyor. Şimdi onunla örtüştüğü için de, hı, bir yerde anlamlı, evet, oluyor. Yan yana duran bir konu. Evet. Bir taraftan da baktığınızda eğer internet teknolojisi o noktaya kadar gelebilirse, yani bugün bir tiyatro oyununu siz canlı olarak internetten verebilirsiniz, belki şu avantaj olur. İstanbul'da oturan, ikamet eden insanlar elbette çıksın gelsin oyuna ama İstanbul dışındaki insanların bu oyunu ya da bu ve benzeri oyunları izlemesi için aslında, tabii ki, iyi bir fırsat. Tabii. Bir dönem TRT yapardı. Sezondan, hmm, kalkmak üzere olan oyunları ekrandan izlerdik ki biz hatırladığım kadarıyla tiyatroyu çoğu kez o şekilde gördük, o şekilde, evet, sevdik, yakınlaştık. Evet. Bu da tabii, tabii çok büyük katkısı teknolojinin var. Fırsatıdır. Tabii. Keşke böyle bir şey olabilse. Yani, hmm, bir taraftan uzak duruyor gibiyiz. Çıplak seyredilsin ama o imkan olmayan insanlar için bir artı katkı. Hem öyle hem de bir de sevdiriyor bir yerde tiyatroyu. Hmm. Düşünsenize, yani tiyatronun gitmediği bir bölgede internet var şu anda. Bak, Türkiye'de. Yaşayın, bravo, yani doğru. Kafelerde sahnenin var. Olmadığı yerlerde sahnenin var. Sahnenin olmadığı yerlerde. Bir öğrenci gelip orada Devlet Tiyatro Sitesi'ne yahut da başka bir tiyatro sitesine girdiği zaman, hı-hı, yahut da bir oyun. Aa, oyun nedir? Aa, sahnede ne güzel. Yani bu güzel bir şey bence. Evet. Bir taraftan da o ve benzeri bölgelerde yaşayan insanların başka bir şey geldi aklıma Civan Bey. Hayatta küsmüşlükleri olabilir ya. Yani ben uzağım. Evet. Her şey başka tecrit bir yerde. Edilmişim. O tecrit edilmiş, evet, duygusunu da belki ortadan, evet, kaldırabilecek bir şey. Bir paylaşımın içine girebiliyor bir yerden de olsa. Evet. Yani, evet, birebir değilse bile. İnternet ve tiyatro çok yakın durmuyor gibi baksanız da işte böyle bir yakınlıkları var. Ve bu, evet, yakınlık belki de otur duyguları ortadan kaldıracak, evet, faktörler. Peki. Şimdi hızlı hızlı soracağım. Birçok yine sorum var. Öncelikle oyundaki roller, ben isimleri saymak istiyorum. Bir teşekkür olur belki. Tabii ki. Acizane Özlem Güveri var, Özlem Çiftçioğlu, Çiftçi var ve Musa Uzunlar var toplam. Evet. Üç arkadaşımız sahnede. Şunu sorabilir miyim? Yazdığınız oyun için bu üç oyuncu sahnedeler. Bu üç oyuncunun bu oyunda rol alması sizin ya da yönetmenin tercihi midir? Yoksa Devlet Tiyatrosu tarafından bir X kişi tarafından, X grup tarafından distribüsyon yapılır ve ondan sonra devam eder. Nasıl oldu bu iş?
Önce şu arkadaşlarıma bir selam yollayayım. Lütfen yollayın. Diyarbakır'dalar şu anda. Evet. Festivaller, tiyatro festivalleri. Turnedeler dolayısıyla. Evet. Üçüne de sevgilerimi, Turgay da orada. Evet. Çok çok öpüyorum hepsini. Evet. Siz gidemediniz sanırım. Benim ne işim var? Ben yazar olarak bu oyunun şeyindeyim. Zaten buradasınız dolayısıyla. İyi ki buradasınız. Canlı yayın yapıyoruz. Evet. Ben de çok mutluyum burada olmaktan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Musa oyunu 2 sene önce okudu. Hı hı. Benim bildiğim. Telefon etti, merhaba ben Richard diye. Enteresan. Yani çok sevdi oyunu, çok zenginleştirdi. Bence çok çok güzel oynuyor. Çok mutluyum onun olmasından. Şimdi kim olur dendiği zaman tabii ki benim kafamdaki isimlerden biri de doğal olarak Musa'ydı. Musa'ydı, evet. Zaten projeyi ilk alıp okuyan bana bunu yapalım mı diyen arkadaşım Özlem. Hı hı. Zaten o bir yerinde içinde olmak istiyordu ve de içinde ve evet. De çok mutluyum onun olmasında. Hemen bir parantez açalım. Yani çok da oyunu deşifretmek istemiyorum ama zor bir rol. Yani zor bir sandalyede, tecellifli evet, sandalyede oynamak neredeyse hakikaten zor bir rol. Statik, evet. Yani. Kıpırdamadan. Üst sadece oynuyor. Yukarısıyla evet. Onu oynamasaydı diğer rolü oynayabilirdi. Hı hı. Diğer rol Özden Çiftçi'ye yalnız çok yakışmış. Çok yakıştı, çok yakıştı. Onu da çok çok öpüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım evet. Özden. Hepsini çok seviyorum. Yani bütün arkadaşlarımı çok seviyorum da. Ya gerçekten ben hiç şimdiye kadar yazarken mesela insan düşünmem kafamda şu oyuncu da şu rolü oynasa evet, filan düşünmem. O zaman şartlanıyorsunuz. İster istemez onun artılarına, eksilerine şartlanabilirsiniz. Evet. Kafanızda hayali bir tip onu ona denk düşerse o oynar. Ama şimdi benim kafamda kadın dediğiniz zaman hep Özden var. Yani bundan sonra da herhalde o olacak. Evet. Peki. Çok güzel yakıştı oyuna. Ellerine sağlık. Hepsini. Evet. Yani. Hepsi hakikaten. Evet. Musa Uzunları da şimdiye kadar öyle bir eleştiri de var internet sitesinde. Evet. Yani bu tabii yine bir devlet tiyatrosundaki dağılımdan dolayı benzer roller oynadı ama ilk defa diğer oynadığı rollerin çok dışında farklı bir rolde göründüğü gibi. Bir sorunuza döneyim. Lütfen. Tamamlayayım. Kimsenin bir dayatması olmadı yani şu distribüsyon böyle olsun diye. Diye. Ayrıca beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben yazar olarak oyunumu vermişim. Onlar distribüsyonlarını yaparlar, oynarlar. Fakat bana da hep sordular yani kim oynasın, kim yönetsin. Evet. Yani böyle bir diyalog içinde gelişti ve ben çok mutluyum sonuçta. Yani Turgay Kantürk'ün yönetmen olmasında dahliniz var mı? Etkiniz var mı? Dahlim yok. Teklif edildi. Ben Turgay'ı tanıyordum. Turgay'ı tanıyordum, daha da çok araştırdım. Aldım kitaplarını okudum, şiirlerini okudum. Nasıl bir insan araştırdım. Şair yani, olması etkilemiş galiba sizi. Etkiledi tabii. Yani dünyaya o gözle bakan bir insan. Bir de tiyatro adamı. Evet. Dolayısıyla. Belli oluyor yani sonuç. Bilmiyorum. Benim çok tatmin eden. Yok, ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Peki. 29 Mart'ta premier yaptınız. Şimdi Diyarbakır'dasınız. Full Yaprakları için belirlenen bir turne programı var mı Diyarbakır dışında? Şu anda. Benim kulağıma bir Kasım'da galiba bir Almanya turnesi var diye geliyor. Fakat güzel, evet. Emin değilim. Evet. Başka da bilmiyorum. Evet. Gerçekten. İnterneti ve teknolojiyi böylesine kullanan bir oyun olduğu için üzerinde izleyeceğiz. Yurt dışı turne için de gayet müsait bir oyun. Bu noktada biraz klasik de olsa özellikle de size sormak istediğim sorular var. Çünkü farklı kimlikleriniz var, oyunculuğunuz var, bir oyun yazarlığınız var. İki, sevgili Civan Canova, oyun yazarının oyuncu olması yazdığı oyunun tekstine bir katma değer sağlıyor mu? Oyuncu olmanız yazarlığınıza bir avantaj mıdır? Ya da genel konuşursak, dolayısıyla tecrübeniz olduğu için soruyorum, oyun yazarlığı bir oyun yazarının eğer tiyatrocuysa bir taraftan tiyatroculuğuna bir katma değer sağlar mı sizce? Ne size sağladın dolayısıyla? Sağlıyor. Daha bilmiyorum da yani daha boyutlu düşünebiliyorsunuz. Yani bir matematik kazandırıyor. Bir matematik kazandırıyor. Yani ikisi de birbirine sağlıyor. Tiyatroda oyun yazarlığına sağlıyor, oyun yazarlığı da tiyatro. Ben tabii şeyi söylemiyorum. Ben oyun yazarıyım falan demiyorum. Yani gerçekten yani yazıyorum ve seviyorum yazmayı, oynuyorum, seviyorum oynamayı ve çok çok da mutluyum. Bu açıdan böyle bir ülkede sevdiğim işi yapıyorum, severek yapıyorum ve haz duyuyorum ve karşılığını da buluyor bu iş. Evet. Yani
Baktığınız zaman gerçekten birbirine çok katkı şeyi oluyor, faydası oluyor. Yani bir kere sahneyi, sahne gerçeğini biliyorsunuz. Ne olursa olsun oyun bir masa başında yaratılıyor. Yani sizin üretim yeriniz bir masa ve hayal. Evet. Ama sahne gerçeği var. Yani sahnenin timingi var. Her şeyi ışığıyla, müziğiyle, yani birebir etiyle, bu canıyla, kanıyla sahne çok farklı bir gerçek. Daha geniş bir spektrumdan görüyorsunuz sanırım. Oyuncuyken sadece rolünüz belki ama... Tabii rolünüzü daha çok. Rolünüz üzerine yoğunlaşıyorsunuz oyuncuyken. Tabii ki oyunu yorumluyorsunuz. Oyunun bütünü içinde, rolün şeyini de oyunun bütünü içinde yorumluyorsunuz. Ama sonuçta siz o rol kişisini canlandırıyorsunuz, evet. Ve yani odur sizin ilgi alanınız. Burada bütün oyun. Şimdi bana deseniz ki Ful Yaprakları'nda gelip de oradaki erkeği oynar mısınız? Oynamayı tercih etmem ben, çünkü dışarıdan bakmayı, içinde de farklı yönden, daha geniş bir spektrumdan bakmayı dediğiniz gibi tercih ediyorum. Ben de iyi soru çıkardınız, çünkü böyle bir şey yoktu aklımda, ama önemli bir soru. Hemen sorayım tekrar bir başka boyutuyla. Hakikaten kendi yazdığınız bir oyundaki karakterde oynamak istemez misiniz? İstemem. İstemem. Rejisörle cebelleşmek istemem. Enteresan, evet. Yani o bana diyecek, yok şöyle bu karakter, ben diyeceğim ama ben onu öyle yazmadım. Enteresan sonra ben bunu böyle yazdım. Yani evet. Al başına belayı, istemem. Tamam, çok güzel. Ama başkasına kendimi seve seve, saygı duyduğum, güvendiğim bir rejisöre teslim ederim. Aha, şimdi benim sorum oydu aslında, cevap verdiniz ama ben bunu çetrefilli bir konu, kan kokusu aldığım bir soru olduğu için biraz daha kurcalayacağım. Şimdi bir başka açıdan soracağım. Asıl sormak istediğim sorunun bir ön aşaması bu. Bir tiyatro oyuncusunun tiyatro yönetmenliği yapması, tıpkı az önce sizin kendiniz için verdiğiniz örnekteki gibi bir avantaj mıdır? Tiyatro oyuncusu yönetmenliği daha iyi kıvırır diyebilir miyiz? Böyle bir genelleme yapmak mümkün müdür? Tabii doğruysa. Genelleme yapamayız. Yani hep bir yanlış anlaşılma vardır. Bir emir komuta zinciri gibi, biz de hani hadi artık senin reji zamanın geldi. Geldi gibi. Heh, geldi şimdi. O farklı bir iş, bu farklı bir iş. Bir adam yönetmense 25 yaşında, 20 yaşında da yönetmendir. Hı hı. 50 yaşında da yönetmendir, ama ben çok iyi oyuncuyum, hadi artık. Bu bana ters geliyor. Hı hı. Yani ben hiçbir zaman yönetmenliğe ilgi duymadım. Evet. Daha çok kendimi bir oyuncu olarak teslim etmeyi tercih ettim bir yönetmene. Ya da birlikte oluşturmayı diyelim. Ama son söz tabii ki yönetmenindir yani, evet. Bence. Evet. Az önce pardon, özür dilerim, bir şey söylemiştik. Dediniz de çok sevdiğim mesleği yapıyorum diye. Birçok tiyatrocunun dediği gibi sevdiğiniz mesleği yapıp üstüne para alıyorsunuz. Evet, üstüne evet. Para alıyorum. Tamam, pardon özür dilerim, onu atlamıştım. Önemli bir konu. Evet. Diyeceğiniz bir şey var mı? Yarım kesmiş miyim? Hayır. Tamam, peki. Şimdi buradan devam yine. Madem ki, ha bir şey daha, konservatuvarda Civan Bey, yönetmenlik, rejisörlük diye bir bölüm yok. Yok. Doğal yok, olarak yok. Tiyatro oyuncularının bir müddet sonra eğer kendilerini böyle ışık görüyorsa ya da şevk, aşk varsa ister istemez böyle bir yöne doğru. Tabii o seçim belli oluyor zaten. Şimdi, kendi düşünüyor kafasında, yani ben nereye meyilliyim, oyunculuğa mı, rejiye mi, yani birçok arkadaşımız var. Anladım. Atıyorum. İşte Şakir Gülzuman, benim devre arkadaşım, çok da sevdiğim bir arkadaşım. Beraber aynı okuldan mezun olduk. O da oyuncuydu ama kafasında seçimini yönetmen olarak yaptı ve öyle devam etti. Evet, iyi ki de öyle yapmış. İyi ki de öyle yaptı. Bir çayhane izletti bize, ellerine sağlık. Bu yılın ödüllerini toplayan bir oyun. Sevgili izleyiciler için de, kaçıranlar için gelecek sene muhtemel ki devam edecek. Hem rejiyi görmek hem de Bülent Emin Yararı, Hakkı Ergüt'ü izlemek açısından. Evet. İnşallah sakatlanmıştı. Taner Birsel de rahatsızlığını yendikten sonra belki dönüşümlü oynama projesi varmış. Öyle mi? Ben de duymadım. Yani tabii uzun zaman çalıştığı için son galiba bir hafta 10 gün kala. Tabii o da çok büyük hayal kırıklığı. Evet. Yani elde olmayan bir nedenle. Bir anda bütün... Ara bir soru. Başınıza geldi mi böyle bir şey? Bir oyuna hazırlanıp, şevkle hazırlanıp son böyle bir hafta 10 gün kala sakatlanmak ya da bir sağlık problemi vesaire. Gelmedi de alkol nedeniyle hastaneye yattım. Öyle mi? Evet. Yani benim bir alkol problemim vardı. Geçmiş dönemde. Evet. Yani bu da gocunacak bir şey olmadığı için. Ya söylüyorsunuz. Söylüyorum. Evet. Yani. Cadılar Makbeti oynuyorduk. Müge Gürmal'ın mı? Müge'nin. Evet. Ya kendimi öyle hissettim. Yani tedavi olmam gerektiğini hissettim. Gittim tedavi oldum. Anladım. Peki öyle bir gecikme öyle bir oldu. Gecikme oldu. Anladım. Yani bu da bir hastalık sayılır. Bu da bir rahatsızlık sayılır. Yani bir yerini kırmak işte. Peki. Şimdi bir şey daha. Şu duyguyu sorabilir miyim? Asıl maksadım oydu aslında. Oyunun çıkmasına az bir süre kala. Oyunu bırakmak, sonra bırakılan oyunu bir başkası oynadıysa
Hani içinizde böyle bir kıpırtılar, işte bak orada ben olacaktım A şıkkı ya da dava arkadaşlarımı yarı yolda bıraktım tarzı duygular oluyor mu baktığınızda? Yok oğlum, ben de olmuyor. Siz de yani, olmadınız. Yok, mutlu oluyorum. Benim rolümü Umut Demirdelen oynamıştı o dönemde. Evet. Ben de gidip seyretmiştim, çok da mutlu olmuştum. Evet, demek ki onun kısmetiymiş yani, mi demek lazım? Ya herkesin evet. şeyi kendin, yani ben farklı yorumlarım, farklı oynarım, o farklı oynar. Ben olsaydım bu işin içine katmak doğru gelmiyor bana, o zaman çık oyna. Evet, peki bir başka sorum. Şimdi hali hazırda birazdan yönetmenimizden talep edeceğiz Full Yaprakları'nı izleyicilerimizle paylaşmak için. Oyun yazarlığının tiyatro oyunculuğuna elbette bir faydası var. Ama şu an sizin oyununuzu yöneten de bir tiyatro oyuncusu. Evet. Ve az önce bahsettik yazdığınız oyunlardan. Civan Bey, yazdığınız oyunlarla nasıl bir ilişkiniz var? Çocuklarınız mı, yavrularınız mı, göz ağrınız mı? Nasıl bakıyorsunuz? Hatta bazı ressamlar resmini yapar, saklar kendini. Büyük çoğunluğu da Rönesans'ta ve sonrasında para kazanmak için resmi yapıp satmış, belki bir daha görmedi. Hangi taraftasınız? Yavrularınızı dağıtıp dağıtmama noktasını. Şimdi zaten Türkiye'de yazdığınız çoğu şeyi saklamak zorunda kalıyorsunuz. Kimseye evet. ulaşmıyor. Evet. Yani benimki de büyük bir şans, ulaşması da büyük bir şans. Yani evet. gerçekten işte 3-4 oyunum oynandı şimdiye kadar. Full Yaprakları'nı yazdım, bıraktım, unutmuştum ben oyunu. Sonra işte gündeme geldi oynanacak diye. Hı-hı. 2 sene oynanmadı falan. Gerçekten unutmuştum. Sonra arkadaşlarım tekrar şey yapınca alıp tekrar okumaya başladım. Evet. Aa, güzel oyunmuş dedi. Evet. Ama şöyle oluyor. Yani ara sıra dönüyorum, okuyorum. Mesela Erkekler Tuvaleti'ni çok seviyorum. Severek yazdım. Galiba oynanacakmış. Lafınızı oynanıyor. Evet, oynanıyormuş şu an. Oynanıyor. Evet. İzmir'de. Evet. Üniversiteli gençler oynuyor sanırım. Tabii 9 Eylül mezunu üniversiteli arkadaşlarımız oynuyorlar. Semih Çelenk yönetti. Evet. Şu anda oynuyorlar onlar da. Onlara da selam söylüyorum. Ha, şunu diyeceğim. Unutuyorsunuz bir süre. Şey de öyle değil mi? Oynadığınız rolü de işte sezon kapanıyor. Hı-hı. Unutuyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz. Eğer o oyun devam ediyorsa tekrar oynamaya başlıyorsunuz. Evet. Ama ben ara sıra özlüyorum. Mesela işte ilk oyun Kıyamet Sularındayı geçenlerde aldım, tekrar baştan sona okudum, başka bir gözle okudum. Yani şimdi yazsaydım böyle yazmazdım. Ha, geçen onu da soracaktım, evet. Yani uzun geldi. Aha. İlk heves çala kalem, yani endazi şey yapamamış, ayarlayamamışsınız gibi geldi. Evet. Ama baktığınız zaman hoşuma giden mesela o dönemin getirdiği bir içtenlik var yani. Hı-hı. Bir zorlama bir şey yok. Yani öyle gelmiş içimden, öyle yazmışım. Hadi içimden gelmiş dedim, bir anı defteri yazmadım tabii. Evet. Yani belli teknik şeyinin dışında bırakarak söylüyorum. Yani evet. o içtenliği hoşuma gitti. O dönemin doğrularıyla belki yazılmıştır. Belki yıllar sonra farklı görse bile insan. Tabii ki. O dönemin tabii, dinamikleriyle olan bir şey. Evet. Belki şu an kafanızdaki kurgudan uzak da olsa o döneme eminim ki yakışan bir kurgu. Buradan bir başka noktaya yine geçmek istiyorum. Çocuklar sorusunu özellikle o yüzden sordum. Hı-hı. Oyunu yazdınız. Kafanızda birçok kurguyu da gerçekleştirdiniz. Her ne kadar sinema için yönetmen sanatıdır derler ama tiyatroda da tabii yönetmenlerin, rejisörlerin, çok ciddi yönetmenlerin diyelim katkısı var. Hı-hı. Ve ego da yüksek olunca şunu hissediyor musunuz? Ya da kendi oyunlarınızda, özellikle sahneye konan oyunlarınızda hissettiniz mi? Bir yönetmen geliyor, yazarın yazdığı metin var ama İşte bunu şöyle yapalım, şunu böyle yapalım derken sahneye konan oyunla sizin yazdığınız oyun arasında fark var. Böyle bir şeye ne kadar izin vereceksiniz? Bu konuda ne kadar genişsiniz? Yoksa kardeşim sen benim yazdığım oyunu ne hale getirdin? Dur bakalım gibi bir müdahil durumunuz var mı? O noktada ne kadar esneksiniz? Ha, bu çok bıçak sırtı bir şey. Evet, şimdi çok. Şöyle, yönetmenle hayata benzer pencerelerden bakıyorsanız, hı hı. zaten hiçbir sorun yok. Hı hı. Alır oyunu istediği gibi değiştirir, istediği gibi zenginleştirir, kendince budar, yani hı hı. başka bir forma sokar. Hı hı. Ama önemli olan asal eksenin mi? Bakış açınız. Hı hı. Yani aynı gerçeğe aynı yerden mi bakıyorsunuz? Hı hı. Ama zaten bakışınız farklıysa hı hı. o zaman içiniz acıyabilir. Benim başıma gelmedi ama hı hı. yani ben bu oyunda bunları anlatmak istememiştim. Bu değildi benim değil. Nedenim ama böyle anlatılmış. Tamam, o da olmuş, o da olabilir ama bu ben değil, benim kalemim değil, benim eserim değil diyebilirsiniz. Hı-hı. Deme ihtimaliniz var. Hı-hı. Ya işte benim
dört tane oyunum sahneye koydu. Koyan arkadaşlarımız da işte Kenan Işık, Cüneyt Çalışkur, Arif Akkaya, Semih Bey İzmir'deki ve Turgay arkadaşım beş kişi. Beş kişi. Bir oyun iki sefer sokağa çıkma yasağını hem Cüneyt sahneye koydu hem Arif koydu. Ya benim başıma böyle bir şey gelmedi çünkü Cüneyt'le zaten çok benzer kafa yapılarımız var. Diğer arkadaşlarım da üç aşağı beş yukarı aynı dönemin ve aynı jenerasyonun çocukları. Jenerasyonun çocuklarıyız. Evet. O açıdan benim başıma gelmedi. Ama gelse dediğim gibi bıçak sırtı bir konu. Yani müdahale etme şansınız var mı? Yok. Yok. Artık başlamış. Yani ok yerden çıkmış. Anladım. Ama onu pek benimseyemem gibi geliyor. Evet, mesaj netti. Peki. Bir de gelin önemli bir konuyu konuşalım. Telif konusu şu an ne kadar umurunuzda, ne kadar ilginiz dahilinde ve Türkiye'de bu iş ne kadar önemseniyor? Şu an size ait 5 eser var. 4 eser 5 kez oynandı. Biraz önce bahsettiniz 2 kez. Bunlarla ilgili telif ödenmesi, telif alımı konusunda mutlu musunuz? Huzursuzluklarınız var mı? Telife ne kadar yakın ya da uzaksınız? Telif açıkçası benim umurumda değil. Niye umurumda değil? Yani sağ olsun bazı arkadaşlarım hesaplıyorlar ne kadar alacağımı da. Şimdi gerçekten şöyle düşünüyorum. Benim bir oyunum diyelim ki 15-20 sene sonra, 30 sene sonra oynama şansı buldu. Oynadı. Ben yokken bile bir takım şeyleri bir takım insanlarla paylaştım. Bunu parayla satın alabilir misiniz? Yani ben dünyanın telifini versem benim oyunumun tutup da bir tiyatronun sahnesinde sergiletebilir miyim? Onun için telif gerçekten bu işin çok dışında bir şey. Anladım. Yani yaratım ve bunu paylaşmak çok önemli benim için. Ama profesyonel anlamda da baktığın zaman da yani bir işin karşılığını alma durumundasınız. Yani bu da işte başkaları tarafından hallediliyor. İşte ben 10 ajansa bağlıyım. İşte onlar ilgileniyorlar. Ama ben şey yapmıyorum. Yani telifim ne kadarmış, çıkmış mı çıkmamış mı? Bu gerçekten benim için yani tiyatro anlamında hiç önemli değil. Yani diğer sektörlerde önemli. Evet. Burada değil. Tabii baktığınızda tiyatro eserlerinin yazılmış olması zaten bir miras sonraki kuşaklar için de. Ama Allah korusun tüm tiyatro yazarları için söylüyorum. Yazdıkları eserlerin telif haklarında kendisinden sonra gelen çocukları, kuşakları için de iyi bir miras. İki açıdan hem bir eser var ortada, evet, sanat değeri taşıyan. Evet. O açıdan düşünmedim ama bir taraftan da çocuklarınıza, yakınlarınıza bir... Yani bırakılan bir tablo. Gelir, bir... bravo yaşayın. Yani, üstelik her seferinde oynandığında da böyle bir gelir getirecek, bir defa satılmak gibi bir durum söz konusu. Yeğenlerime duyurulur. Değil, evet. Allah korusun, Allah çok çok gecinden versin. Şimdi bir başka nokta daha. Böyle biraz sanat karıştırdım araya bu soruyu sorarken Civan Bey size. Kötü bir yönetmene düşmek kadar çok iyi bir yönetmene düşmek de tehlikeli midir diyeceğim. Bir de açıklamam var. Burada sanat kısmını yaptık. Leonardo da Vinci'nin ilk keşfeden ustası alıyor atölyesine ve bir fıçı kapağındaki resmini görerek, çizgisini görerek almış. Daha sonra işte eğitmiş ve bir tablosunu, bir melek figürü yapmasını istemiş. Suud Kemal Yetkin'in Büyük Ressamlar kitabından hatırladığım cümle ve kelimelerle ressam çırağının o kendi yaptığı kasvetli tablodaki melek figürünün, o ışık saçan melek figürünün tabloya ne kadar aykırı düştüğünü ve tabloyu ne kadar ezdiğini görünce mesleğini bırakmış. Bir başkası da Allah rahmet eylesin, sevgili Sezer'in, Aliye Sezer'in oynadığı ve şöyle Şemdür Meriç ve Can Gürzap'la oynadığı Amelius adlı tiyatro en az filmi kadar belki daha da başarılıydı, kendi içimizden olduğu için söylemiyorum. Ve orada Salieri'nin bir eserini Mozart'ın bir dakika deyip iki saniyede kendi yorumuyla ortaya çıkarması ve bambaşka çok daha güzel bir eser çıkması gibi. Hakikaten kötü bir yönetmene düşmek kadar iyi bir yönetmene düşmek de tehlikeli olabilir mi? Yani sonuçta çok katkısı olabilir esere. O kadar iyi yönetmendir ki ama yine sizin eseriniz belki alıp farklı bir noktaya gider. Burada da eser bozulmuş olacak ama buradaki bozulma ikisinden farklı birbirinden. Birisi daha kötü bozulacak, öbürü daha iyi gitse de yine bozulmuş olacak. Oradaki duruşunuz ne olur? Şimdi tabii şuna karar vermek lazım. Şimdi Salieri donanımlı mı değil mi? Anladım. Anladım. Şimdi yani kötü, ne anlamda kötü? Saray bestecisi olacak kadar yani, donanımlı ama bir tane donanımlı. Şanssızlığı var. Dünyadaki en iyi besteci karşısına ama çıkmış. Ama öteki deha. Deha. Yani şimdi kaç tane Mozart var? Fark, evet. Yani çok uç noktalar bunlar ama şimdi tabii şeye bakmak lazım. Salieri donanımlı mı? Neye göre kötü? Yani aykırı mı? Aykırı ama donanımlı. Evet.
buyursun donanımını aykırı bir biçimde göstersin. Güzel bir şey, zenginleştirir. Evet. Evet. Ama demin ki dediğim gibi benim mi olur? Evet, yaşay. Olmaz. Anladım. Onun olur ama güzel, benden yola çıkmış. Başka bir yere, başka bir şey, gerçek anlatmış olabilir. Evet. Kötü de olsa, iyi de olsa iyi bana ait olan tabii bir şey değil diyorsunuz. Hı. Değişmiş oluyor aşağı yukarı. Ama Salieri hiç donanımsız bir adamsa da ihtirası uğruna her şeyi kullanan bir insan olarak yorumlarsanız, evet, o zaman uzak kalsın. Evet, yani mesaj alınmıştır. Peki. Şimdi sevgili yönetmenim, eğer hazırsak Fur Yaprakları'ndan görüntülerimiz var sevgili seyirciler. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Civan Canova'nın yazdığı eseri izleyeceğiz efendim hep birlikte. Anlat bana. Nereden çıktı şimdi bu? Sen.
birlikte olmaları imkansız iki sevgili düşünün. Neden? Onun o kadar çok nedeni var ki neden önemli değil. Sevişmek istiyorlar. Evet, biliyorum. Yaşam oluşmaya başladığı günden beri vardır onda. Evlattan daha sonra yaratılmıştır. Bu yüzden de yeryüzünün asıl sahibi annelerdir. Yani öyle olmalıdır. Kokusunu duymazlar. Bunu senin için yapıyorum Madonna. İkimiz için. Ben aslında hiçbir ölüme üzülmedim. Ne babama, ne ful yapraklarına, ne de savaş isterim. Gülüp geçmedim belki ama hiç umursamadım. Ama çok korktum ölümden. Çok korktum. Cesaret edemedim. Bu sabah Mars'a gidecek olan kapsüle isimlerimizi yazdırdım. Düşünsene, aşkımız tarihe geçecek. Sonsuzluğa kazınan kutsal bir aşk. Sen ve ben, Madonna ve Richard. Sevgili izleyiciler, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Ful Yaprakları'ydı az önce izlediğimiz oyundan görüntüler ve gelecek sezonda, değil mi Civan Bey? Devam edecek. Devam edecek sanıyorum. Oyun. Daha yeni başladı. Zaten. Burada az önce zaten görüntülerini izledik. Son dönemlerde bazı tiyatro oyunlarında televizyon ve sinema teknolojisinin kullandığını görüyoruz. En son Çayhane'de de bir takım görsel efektler vardı ve hakikaten de işi zenginleştiriyor bir taraftan ama evet. Böylesi bir yoğun kullanım benim izlediğim kadarıyla Türk tiyatrosunda ilk kez yapılan bir ben de görmedim, örnek. Bilmiyorum yani. Değil mi? Görmedim. Evet. Yaklaşık 5 kamera var, 3 barka vizyon cihazı var, 3 perde var. Evet, özel bir sistem kuruldu. Özel tabii, bir sistem tabii, ciddi tabii. Ciddi. Küvetin içinin görülmesi çok ayrı bir evet. Şey. Çok da fazla konuşup deşifre etmek istemiyorum. Şimdi az önce oyunun, daha doğrusu oyun diyorum bakar mısınız? Programın başında, evet programın başında İstanbul Devlet Tiyatrosu tiyatro oyuncusu olarak takdim ettim bir taraftan yazarınızın ötesinde. Elimizde bir de delil var. Elimizde şu an bir kasetimiz var. Sizin oynamış olduğunuz bir eserin görüntüleri var. Yönetmenim hazırsak onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Sevgili izleyiciler, Civan Canova'nın rol aldığı bir eser birazdan paylaşacağız size.
Adamlar görev değişir. Hep sevmediğim eşyalar ve saflı durumlar içinde yaşıyordum. Bayılıyordum da buna. Göreceksiniz ya, böyle bir salon hiç de fena sayılmaz. Öyle mi? Peki. Doğrusunu isterseniz bulunmazdım. Orada neler anlatıldığını bilirsiniz ya. Ne hakkında? Yani... Bu aptalca sözlere nasıl inanabiliyorsunuz şaşırıyorum. Buraya hiç adım atmamış kimselerin uydurmaları. Buraya gelmiş olsalar yapıyorum. Öyle. Kazıklar nerede? Ne? Kazıklar. Koca kız karaları bu diler. Alay mı ediyorsun? Hayır, alay etmiyor. Alay da yok. Benceri yok. Kırılabilecek hiçbir şey yok. Peki diş fıçığı niye aldılar? Rica ederim labaleliği bırakın. Durumumun farkındayım fakat sizin bu halinize katlanamam. Peki, peki, bağışlayın. Ama Tanrı aşkına düşünemiyor musunuz? Dişlerinizi fırçalayıp da ne yapacaksınız? Hem ne diye aynaya bakmalı, öyle değil mi? Çok şükür ki şu bronz var. Bana öyle geliyor ki bazı anlarda gözlerimi bütün gücüyle... Benimle konuşmayı herhalde size yasaklamışlardır, ısrar etmiyorum. Ama şu kadarını bilin ki ben olaylara dışarıdan bakıyorum. Demek diş fırçası yok. Bir. Ya da çünkü artık hiç uyanmayacak, öyle değil mi? Bunu tahmin etmiştim zaten. Öyle niçin uyumalı? Uyku sizi yakalıyor, gözlerinizin kapandığını duyuyorsunuz ama niçin uyumalı, değil mi? Gidip kanepeye uzanıyorsunuz derken pırırık uyku kaçıveriyor. Sonra her şey yeniden başlıyor. Ne kadar hayalperestsiniz. Susun! Bağırmayacağım, dinlemeyeceğim durumu olduğu gibi göreceğim. Evet, sevgili izleyiciler, İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan tarafından sahnelenen Gizli Oturum'du ve oyuncular Civan Canova ve Orhan Tetikcan. 93'te. 93'te yaklaşık bayağı bir zaman olmuş. 12 yıllık bir süreç. Az önce biz internetten bahsettik. İçim rahat etsin. Bir miktar daha isterseniz konuşalım. İnterneti baz alan, internet üzerinden ilişkileri aktaran bir oyun yazdınız. İnternete belli ki yakınsınız. İnternet kullanıyor olmasaydınız böyle bir oyun çıkar mıydı? Çıkardı da. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Şimdi bu çağda yaşadığımız için bu teknolojiyle ben bunu anlattım. Benim anlatmak istediğim bir chat olayı, internet olayı değil. Evet. Yani işte 50 sene önce olsaydı işte telefonla konuşacaklardı ya da başka bir biçimde haberleşeceklerdi. Yani internet bu çağda kullanılan bir şey. Ya ben yakın mıyım? Ne kadar yakınım? Benim yaşımda ilgi duyan, internet ortamına ilgi duyan insanlar ne kadar yakınsa o kadar ya, aşırı bir yakınlığım yok. Ama en azından şeyi biliyorum, yani onların konuşma tarzını biliyorum, o kopukluğu biliyorum. Evet. Yani bu oyunda şey de beni körüklemişti, bir gün evde oturuyoruz 8 kişi ve hanımlar, işte eşlerimiz orada chat yapıyorlar bile. Ya sohbet edelim yani, niye başkalarıyla... Yani o da bir kaçış. Yani hem seni iletişimden koparan bir olay, hem de teknoloji senin iletişim için emrinde fakat paradoksa bakın ki iletişim bozuluyor. Evet, iletişim kurarken iletişimsizlik bozuluyor, başlıyor. Evet. Yani aslında büyük bir paradoks. Paradoks hem de nasıl? Belki de internet için çok seviniyoruz bir taraftan, iletişimimizi artırdığı için. Geçtiğimiz çok gün da yararlı. Bunu bir taraftan evet, çok faydası çok, çok var. Faydalı. Ama iletişimin belki nicelik olarak sayısını artırıyor da dası var, dağısı var. Niteliği azaltmaya başladı. Az önce verdiğiniz çok enteresan bir örnek. Buluşuyorsunuz sohbet etmek için ama evet. Hanımlar, bayanlar evet. İnternetten... Oradaki amaç da sohbet. Niye sanal sohbeti sanal tercih ediyorsun da ki... canlısını tercih etmiyorsun? Evet. Peki, bir sizle ilgili paylaşacağımız izleyicilerimizle oyunumuz daha var. Bir casusa alt. Yönetmenim bir dakika verebilirsek sevinirim. Hazırlık yaptık çünkü ve arkasından veda edelim. Evet sevgili izleyiciler, bir casusu ağıt İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunuydu. Yine Civan Canova'nın rol aldı. Hareketimizi alay alanları sevmem Harriet. O ne biçim söz Margaret? Tanrım. Peki öyleyse bu prehistorik arkaik Nevrotik! Katil sakalar edemeyim! Orman tedavisi sanırlar mı? Güzel! Bekle de yavaş geldin, Harriet!
Evet sevgili izleyiciler, programın sonuna da geldik. Görüntülerimizle birlikte Civan Bey aşağı yukarı aklımda olanların bir kısmını, büyük bir kısmını sorabilmiş hissediyorum kendimi. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gerek oyunculukta gerek yazarlıkta yolunuz uzun, yolunuz açık olsun efendim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel ağırladınız beni. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sevgili seyirciler, programın sonu efendim. Yarın da haftanın son gününde buluşacağız. Yine bir tiyatro oyuncusuyla, orta kuşak, genç kuşak da diyebilirim. 29 Nisan 2005 Cuma günü yarın Bakırköy Belediye Tiyatroları oyuncusu Emre Kınay bizlerle birlikte olacak. Yarına kadar programda katkısı olan bütün meslektaşlarım adına esenlikler diliyorum efendim. Kolay gelsin.